Evet, şimdi sizlerle tart kalıbında ıslak kek yapacağız. Bunun için malzemelerimiz 1 çay bardağı şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 2 çay bardağı un, 3 yemek kaşığı kakao, 2 adet yumurta, 1 paket hamur kabartma tozu ve vanilya. Şimdi öncelikle şeker, yumurtalarımızı çırpalım. Şeker ve yumurtayı rengi beyaza dönene kadar çırptık. Şimdi diğer malzemeleri ekleyip çırpmaya devam edelim. Bütün malzemeleri attığımıza göre güzelce çırpmaya devam edebiliriz. Önceden yağladığımız ve unladığımız tert kalıbımızın içerisine yaptığımız harcımızı döküyoruz. Şimdi önceden ısıtılmış fırınımızı 170 derecede 15 ila 20 dakika arasında pişiriyoruz. Pişirirken de kürdanla
pişip pişmediğini kontrol edelim. Şimdi kekimizi ıslatmak için 1 su bardağı süt, yarım su bardağı şeker, 1 yemek kaşığı kakaoyu önce karıştıracağız. Ondan sonra kaynayana kadar pişirelim ve kapatalım. Şimdi soğuyan kekimizi kalıptan çıkarttık. Böyle bir kaza yaşadım ama inşallah görüntüde öyle gözükmez. Şimdi kekimizi ıslatmak için yaptığımız sosumuzu üzerine dökeceğiz. Şimdi kenarlarına yedirelim. Şimdi çikolatalarımızı benmari usulü eritip üzerine dökelim. Sonrasında çileklerimizi ya da istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şimdi benmari usulü erittiğimiz çikolatamızı üzerine dökeceğiz. Ve pastamız hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Şimdi sizlerle yayla çorbası yapacağız. 1 çay bardağı pirinç, 1 su bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı un, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 yumurta. Son olarak 1 litre suyumuzu da ekleyelim ve karıştıralım. Şimdi bunu kaynayana kadar ocakta pişirelim. Kaynadıktan sonra da kısık ateşte 15 dakika daha pişirdikten sonra sosumuzu ekleyelim. Şimdi 1 yemek kaşığı tereyağını ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını eritip üzerine 1 tatlı kaşığı kuru nanemizi ekliyoruz. Şimdi çorbamızın üzerine dökelim. Güzelce karıştıralım.
Yayla çorbamız da hazır. Şimdi sizinle güveçte tavuklu mantarlı sotemizi yapalım. Öncelikle sıvı yağımızın içerisine bir orta boy soğanı doğradık ve atalım. Ondan sonra güzelce karıştıralım ve ardından şimdi soğanımızı güzelce kavuralım. Ve ardından tavuğu atıp tekrardan kavurmaya devam edelim. Güzelce karıştıralım. Tavuğumuzun rengi döndükten sonra mantar, biber ve salçamızı atıp tekrardan pişirmeye bırakalım. Şimdi tavuğumuzun üzerine mantarlarımızı ekleyelim. Ve biberlerimizi. Son olarak birazcık da domates sosu ekliyorum ben. Evet. Orta ateşte kendi suyunda pişirmeye bırakalım. Şimdi yemeğimize bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı karabiber ekleyelim. Şimdi tereyağı ile yağladığımız güveçlerimizin içerisine yaptığımız tavuklu mantar sotemizi koyup üzerine kaşarları ekleyip fırına verelim. Güveçimiz hazır. Şimdi bulgur pilavımızı yapmaya başlayalım. Evet, bulgur pilavı için önce yağ, soğan ve biberimizi güzelce kıvıralım. Sonra üzerine bulgurumuzu atalım. Biz iki kişi olduğumuz için bir su bardağı bulgur kullanıyorum. Siz de evdeki kişi sayısına göre çoğaltabilirsiniz. Şimdi güzelce kavuralım. Şimdi bulgurumuzu atabiliriz. Evet, şimdi üzerine domates sosu ve bir kaşık salçaya atalım. Güzelce karıştırdıktan sonra baharatları ve suyunu ekleyip pişirmeye bırakalım. Şimdi baharatlarımızı ekleyelim. Bir çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı kekik. Bir çay kaşığı nane. Bir çay kaşığı karabiber. Şimdi 2 su bardağı suyumuzu ekleyelim. Şimdi kısık ateşte pişirmeye bırakalım. O video öyle olacak. Bu video böyle olmayacak Ahmet. Şimdi düzelteceğim ben bunu. Dislike atacağım. Tehdit. Dislike atacağım. Görürsün. Ben televizyon izliyorum.